efendim. Oldu mu böyle? Çok güzel anne, çok güzel. Kapı çaldı, dur. Geldiler galiba. Ah elmascığım, ah benim ahretliğim, hoş geldin, hoş geldin. Geç canım. Gel şöyle, hoş geldin. Buyur, buyur, hoş geldin. Ah güzel kızım da geldi. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyümüş de ne güzel kız olmuş bu böyle. Elmascığım, Ayşen o değil. Ayşen bu. Büyümüş de ne güzel kız olmuş bu böyle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş. Buyurun. Ömer, bu da benim torunum Ömer. Sevda'yı biliyorsunuz zaten. Ya, bilmez miyim? Tekrar merhaba Demir. Merhaba. Merhaba kardeşim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Geldiniz. Aşkım. Ya birden öyle elini uzatınca ben de bana uzatıyor. Aman canım neyse ya, siz uzun yoldan geldiniz. Acıkmışsınızdır Ömer kardeşim. Gel, gel otur ateş be. Benim kocam hep böyledir işte. Buyurun oturun, bak Süheyla abla ne güzel yemekler yapmış. Gel otur. Yapmaz olaydım ya. Gel Ömer kardeşim, gel otur, otur. Heh. Efendim. Affedersin Ayşen'cim. Kiracılarımız Ateş'le Yasemin. Sizin işiniz var burada, siz evinize çıksanız ha. Size o zaman afiyet olsun. Çocuklar oturun. Süheyla çok uğraşmış, bu yemek hepimize yeter. Siz de oturun nasıl? Evet. İyi madem. Hadi gel şöyle Elmascığım, gel. Şu ayı, hadi çocuk iki sandalye kap bir yerden. Ayşen kızımızın okulu nasıl? 10 numara 5 yıldız. Yani burada diye söylemiyorum. Ayşen kendi ayakları üstünde durabilecek bir kız. Öyle güçlü bir kız. Yani okuduğu meslek bileğinde altın bilezik. Aynı sizinkiler gibi hanımefendi. Yani kimsenin kanatlarının altına girmeye ihtiyacı yok onun. Onun ihtiyacı olan tek şey yalnızlığına dokunulması. Evet. Hayatım ben bir kase daha çorba alabilir miyim? Hemen. Hey Demir, sen neler yapıyorsun? Ay ne yapsın, bütün gün mantı yapıyor işte. Öyle dışarıdan delikanlı sert görünüyor ama bütün gün hamur yoğuruyor. Al hayatım. Teşekkür ederim, bir tane. Alayım sana. Biraz dikkat be kardeşim. Ah, be yakışıklı kardeşim ya. Aksi şeytan işte, olur böyle şeyler. Gel, gel ben sana yardımcı olayım yukarıda, gel. Aksilik, aksi şeytan, olur böyle şeyler. Gel, gel. Çık kardeşim, çık. Ne oldu çocuk, yazık olmuş. Görüyor musun? Aksi şeytan. Böyle tabak elimden tak dedi, kaydı bütün çorba üstüne döküldü. Kusura bakma kardeşim. Ya kusurluk bir şey değil de kıza mahcup oldum, ben onu düşünüyorum. Hangi kıza? Ya Ayşen'e. Ayşen ne alaka? E işte biz bugün Ayşen'e görücüye geldik ya. Al bunu böyle iyice bastıra bastıra. Ya normalde ben bu görücü işlerine karşıyım aslında ama Ayşen'i görünce fikrim değişti. Çok güzel kız, güneş gibi parlıyor. Ah be birader. Ah be kardeşim, ben nereden bileyim ki? Bilsem. Neyse. Oldu gibi ha. Lekesi çıkmış, çıkmış da. E bu sefer de sırılsıklam olmuş pantolon. Bunu böyle ütüyle iyice böyle kurutmak lazım ki sen de sırılsıklam aşık gibi çıkma insanların karşısına. Ne yapacağız? Sen şimdi çıkaracaksın pantolonunu. Sen yapacaksın yani ütüyü.
Ben şimdi gideceğim içeriden, masayı alacağım, ütüyü bende. Tamam. Bende o iş, merak etme. Şimdi Celal'cığım, konu biraz dağıldı ama biz buraya hayırlı bir iş veya işler için geldik. Biliyorum tabii Mustafa'cığım. Ya konuşacağız. Yalnız ben bir akşam namazını kılayım geleyim. Tamam, müsaadenle. Anne. Efendim. Sen de istersen kıl akşam namazını. Tabii tabii. Ben de kılayım. Ezan okunmadı ki babacığım. Kaza kılacağız damat. Kaza. Şşt şüpheyim. Karışmasın. Ben seccadeleri yıkamıştım. Bulamazsınız falan. Ben de gel. Hadi. Hem kazayla seccadeleri yıkamış. İşte. Elmas teyze? Bilezikler borsaya bağlı mı? Değil herhalde.